çiğnemek de ne oluyor? Bana, babana söylemeden, etmeden nasıl böyle bir işe kalkışırsın sen? Söylemedin mi? Hayır, sonra açıklayacağım. Bir de evlenip barklanıp karşıma dikiliyorsun. Dümbük. Resmi nikah mı? Oy, başımıza bunlar tam geleceğim. Tövbe, tövbe, tövbe. Verdiğimiz söz ne olacak hiç düşündün mü? Sen bugüne kadar bozokların verdiği sözden geri döndüğünü hiç duydun mu? Gördün mü? Ne sözü? Ya ben kardeşimin yüzüne nasıl bakacağım ha? Ne diyeceğim Dilan'a? Ya sen o gül gibi kızın neyini beğenmedin ha? Hiçbir şeyim. Ya senin yüzünden adı söz atmışa çıkacak. Sen sözlü müsün? Hayır, evliyim. Ne? Seninle. Bana baksana. Sen bu yaptıklarının nereye varacağını biliyor musun? He? Ya zaten iki aşiret düşman. Hepten düşman belleyecekler bizi. Ne diye? Şu nereden çıktığı belli olmayan, ne yediği belirsiz kız için. Ana! Ne ana, ne? Ha bu karı ilk kez doğru söylüyor. Kimdir bu kız? Adı nedir, sanı nedir? Bella. Ne? O ne? Necedir öyle? İspanyolca. Bella yeri İspanyol. Ha bir dakika, vur eyleme. Oy! Çok başa. Taş yağacak vallahi başımıza taş. Oğlum, biz milletin suratına nasıl bakacağız? Ha? Ne diyeceğiz el aleme? Yok olmaz. Ben bu gavur tohumunu bu evden içeriye sokmam. Al götür bunu. Götür. Nereye götür? Nereden getirdiysen oraya. Yallah. Asla. Siz anlamadınız galiba. O benim resmi nikahlı karım. Hiçbir yere gitmeyecek. Ayrıca o giderse ben de giderim. La ilahe illallah. Oy laflara bak, laflara. Abi, sen yumurtadan mı çıktın yavrum? Nereye gidiyorsun öyle? Asiye. Otur. Yetti bu kadar laf gayrı. Susun. Azar kıymış resmi nikahı. Gelmiş buraya. Göndertemeyiz artık geriye. Hem zaten duydu duyacağını herkes. Ben kardeşime ne diyeceğim kalender ağa? Sözü bozduğumuzu. Bu kızı bile isteye gelin aldığımızı. Ya sen ne diyorsun kalender ağa? Otur hatun. Ben ne dediğimi pek iyi bilirim. Hazar yapmış bir eşeklik. Ağa ata dinlememiş. Almış getirmiş başımıza bu belayı. Biz de kol kırılır, yenişinde kalır diyeceğiz artık. Ben kalender ağanın sözünü oğlu bile dinlemiyormuş dedirtmem kimseye. Şapkamı önüme eğdirtmem. Hazırlıklar başlasın. Düğün yapılacak. Gül sen gül, gül. Bakalım düğünden sonra da böyle güleceksin mi? Hadi, kalkın öpün ananızın elini. Hangi sahne? Sence? Sırayla halanın, Möhteber annenin, Ayşe annenin elini öptüm. Gerçek annem Asiye'nin elini öpmek biraz zor oldu ama nasıl olsa bir gün o eli güzellikle öpecektim. Bana lütfen
De hadi, hazırlıklar başlasın. Sokacaksınız beni. Ya oran nikah mikah kıymam ben. İmam efendi etme eyleme kurban olam ya. El aleme ne deriz biz şimdi? Vallahi orasını bilmem ben. Gavur gelini almadan önce düşünecektiniz siz. Ben de aynısını söyledim ben de. Ama sakalım yok ki lafım dinlene. Ya biz boş yere yaptık şu düğünü. Uy sen şimdi bu nikah kıymıyor musun imam efendi? Kıymıyorum. Oh ellerine sağlık. İyi iyi kıyma kıyma. Kız ne diyeyim? Kurban olduğumun imamı biz ne diyeceğiz şimdi ya? Bu işin bir oluru vardır imam ama. Yok, Müslüman olmadan kıymayacağım nikahlarını. Tamam. Ya, ya, ya. Şey, imam efendi. Ben elhamdülillah Müslümanım zaten. Ne? Nereden bileceğiz senin doğruyu söylediğini? Hah, ispat et bakalım. Nasıl ispat edeyim? Kelime-i şehadet getir bakayım. Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Maşallah, maşallah. 32 farzı da sayayım mı? Yok, yok istemez kızım. Şahitler, gelin bakayım sizler de. Bismillahirrahmanirrahim. Kamil kızı, neydi adı? Bella. Bella. Kalenderoğlu Hazarı. Kocalığı kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim dedim ya. Tövbe estağfurullah. Kalenderoğlu Hazar. Kamil kızı Bella'yı. Karılığa kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ben de şahitlerin ve Allah'ın huzurunda sizleri karı koca ilan ettim. Allah kabul etsin. El Fatiha. Allah kabul etsin, Allah müjde etsin. Yeni gelin. Hala yatar mısın? Aşkım annem sana sesleniyor. Bana mı? Yeni gelin ben olmadığıma göre. Doğru. Yeni gelinim değil mi ben? Kime diyorum? Ezan okun bir baban abdest alacak. Yeni gelin haydi. Abdest mi? Evet aşkım. Babamın yanına git anlarsın. Haydi. Giyiniyorum anne. Giyiniyorum. Neyi giyiyorsun? Kıyafetlerim nerede? Kıyafetlerim mi? Ha bunları giyeceğiz. Günaydın baba. Günaydın kızım. Abdest alacak mısınız? He kızım alacağım. Buyur al baba. Alayım. Al. İbrik. İbrik getir de alayım. Tamam hemen getiriyorum babacığım. Fesubhanallah. İbrik ne ya? Günaydın. Biri bana İbrik'in olduğunu söyleyebilir mi? Aha,
Bu ibrik. Bu da peştin. Neyim neyim? Leğen işte leğen. Kör müsün? Ha, ya öyle desene canım. De haydi yallah yallah. Baba seni bekliyor. Doğru söylüyorsun. Gideyim ben. Koş. Dök dök dök. Tamam. Havlu. Havlu? Havlu. Vurulanmak için. Havlu da benden olsun. Günaydın babacığım. Günaydın şirinim, günaydın kızım. Teşekkür ederim. Nasıl başladı etkinin? Jet hızıyla. Burada böyle. Bir de yeni gelin olunca tabii. Yani ne demek o? Yani en son sen yatacaksın. İlk sen kalkacaksın. En çok hatta bir tek sen çalışacaksın. Artık bundan ne anlıyorsan. Eline ibrikle teşti verdiğimde bir bakışı vardı ki görecektiniz. Tabii kızım, şehirli kısmı nereden bilsin ibriği teşti değil mi? Ben ona bir güzel öğrettim anacığım, sen hiç meraklanma. İyi yapmışım. Ana, vallahi bu işin ucu en çok sana dokundu ha. He tabii. Kardeşimin karşısında küçük düştüm. Ben şimdi ne diyeceğim kardeşime? Ha bir daha yüzüne nasıl bakacağım? Of hanım of! Deme öyle canım, yapma ana. Ben yapmadım. Ne yaptıysa Hazar yaptı. Konuş konuş. Ben geldim diye çekinme, yüzüme söyle. Ha! Bir de senden çekinecektim. Ayol benim derdim başımdan aşkın. Ah Hazar, ah! Ya kür gibi dilan dururken sen git o baston bacaklı kızı gelin diye getir kapımıza. Sen hiç meraklanma Mühteber Hanım. Biz ona önce bir kendimizi tanıştıralım. Bak bakalım ondan sonra o burada barınabiliyor mu? O ne demek kız öyle? Her gelinin yaşayacağı bir yeni gelinlik zamanı vardır. Değil mi canım? Ya buraların adetleri vardır, gelenekleri, görenekleri vardır. Onu öyle bir yeni gelinlik yaptıracağız ki değil gelin olduğuna, doğduğuna pişman olacak. Oy. Günaydın. Tövbe. Ha sen niye geldin ha buraya? Ha, kahvaltı edeceğim. Başıma. Kız bu hiçbir şey bilmiyor. Neyi bilmiyorum. Erkekler ha yukarı kahvaltı ediler. Sen yürü git oraya. Anlamadım. Onlarla mı yiyeceğim? Ha. Tabii tabii git. Hemen ağamla kocanın arasında otur orada kahvaltı yap. Emi gülüm. Emin misiniz? Ben kadınlarla erkekler ayrı yer diye duymuştum. Öyle ama yeni gelin ilk gün ağasıyla kocasını tam ortasına oturur. He, adettendir. Biz de yaptık, sen de yap haydi. Ha tamam. Ya gidin o zaman. Koş koş durduğu kabağda. Kız git diyor geç. Allah çok fenasınız. Git lütfen. Afiyet olsun. Canım ne yapıyorsun? Oturuyorum.
Niye? Niyetim var aşkım. Kahvaltı edeceğim sizinle. Tövbe tövbe. Aşkım kalk kalk. Niye ya? Beni içeriden gönderdiler. Tamam işte kalk. Ya ne yapacağım kalkıp? Bir köşede bekleyeceksin. Niye? Çünkü sen yeni gelinsin. Kahvaltı yapmıyor muyuz şimdi? Biz yapıyoruz, sen bir köşede bekliyorsun. Şubarınla ibrik gibi dikilip durmasın orada. Gitsin kahvaltısını etsin. Tamam. Kahvaltımızı edelim. He. Mesut. Oğlum yeter yedin. Kalk haydi okula kızım. Kardeşin giydir haydi. Tamam anne gidiyoruz. Bu iş. Asiye Ana, muhlamayı beğendin mi? Senin dediğin gibi yaptım. Olmuş olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aman onu yapmakta ne var? Ben bir mücedere yapayım da görün değil mi Möhteber abla? Mücedere ne bu? Aman mercimekli bulgur pilav işte. Aa canım hoş geldin. Yaptık kahvaltını çabuk geldin. Yok burada yapacakmışım. Yalnız buradan değil. Oradan yiyebilirsin. Gelinlerin sofrasından. Ne bakıyorsun? Hiç. Çatal bıçak almayı unutmuşuz herhalde. Ben gidip getiririm. Otur yerine. Eski köye yeni adet mi getireceksin sen yeni gelin? Yok ondan değil. Yeniden sebep. Uy kız yoksa sen bizde iğreniyor musun? Yok. Neden iğreneyim ki? Senin bu asortik gelin zar bizi kınır ha Asiye Ana. Hayır, hayır. Yok öyle bir şey. Hem ben de elimle yemeği çok severim zaten. En büyük hobimdir. Haydi. Ye o zaman da görelim bari. Yerim tabii. Zaten kurt gibi açım. Şiştim ki. Afiyet olsun Berol. Haydi afiyet olsun. Afiyet olsun. Valla. Berol'um gel. Gel maşallah. Yenge ben sana bir yumurta kırayım mı? İster misin? Vallahi hayır demem. Dur bekle ben hemen kümese gidip bir yumurta alayım. Şirin. Yeni gelin. Sen hala oturuyor musun? Ağaların sofrası ortada duruyor. Sen hala burada böyle oturuyor musun? E git haydi sofrayı topla. Kalk. Kalk. Anne yumurta kıracağız da o yüzden toplamadık. Şirin sen ya yağlı yedin dilin kayayı ya da mermiden hızlı koşaysın kızım. De şimdi yediniz ya kahvaltıyı. Nereden çıktı yumurta? E canım çekti. Sen bir gel bakayım benimle dışarı.
geldin mi yenge? Gel, gel, gel. Sana küçük bir kahvaltı hazırladım. Of, yumurtalarda mis gibi koktu. Tereyağlı yaptım ama yemem dersen hemen başka yapayım. Ya tereyağını sevmeyen ölsün ya. Aa, dur çatal koymamışım. Yok yok, gerek yok. Vah 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 vah. Afiyet olsun yeni gelin. Sağ olun. Buyurun. Tövbe estağfurullah. Kız Afet, yeni gelin dururken bulaşık yıkamak sana mı kaldı evladım? Vallahi doğru söylüyorsun anneciğim. Hemen ben çekim yıkıyorum. Yeni gelin, bulaşık yıkayabiliyor musun? Bir bakalım ya. Yumurtamı yiyeyim, yıkarım tabii. Yok, hemen, şimdi. Bu devirde bulaşık mı yıkanırmış hiç ya? Sözde o kadar zenginler. Niye hala bir bulaşık makinesi almamışlar ki? Benim evim bu kadar kalabalık olsa sırf zevk için her odaya bir tane koyardım vallahi. Ah canım benim. Sen bulaşık makinesi mi arıyorsun? Yani olsa fena olmazdı. E var ki. Hani nerede? İşte tam durduğun yerde. Senden iyi bulaşık makinesi mi olur? Dur yenge, ben sana yardım. Bana etmemiştin onu. Şirin, sen neredeysin oraya öyle? Gel çabuk buraya böyle. Tamam anne, bulaşıkları yıkayayım, geliyorum. Şirin! Sen niye yardım ediyorsun o yeni geline? Daha ki bulaşığı görmüyor musun? Nasıl yıkasın tek başına? Ne? Sana ne? Bana bak, biz hepimiz toplaştık, bir karar aldık. O her bir işi tek başına yapacak. Hiç kimse yardım etmeyecek. Sen de koruyup kollamayacaksın onu, işte o kadar. Niye kollamayacakmışım? Abimin karısı değil mi? Hem ben çok sevdim Bella'yı, çok tatlı kız. De. Yarın öbür gün tepene çıktığında görürsün sen acı mı tatlı mı? Ya hiç öyle bir hali var mı? Ne kadar iyi kız, görmüyor musun? Görmüyorum. Görmeyeceğim. O kadar. Aşkım sen miydin? Benim tabii aşkım. Başka kim olacak? Ya aşkım çok yoruldum. Taşı beni. Ay, 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 gel, gel. Ya bu bulaşık yıka makinesi varmışmış ya. Sen annenin evinde hiç bulaşık yıkamadın mı? Yok. Bizim evde ben doğduğumdan beri makine var. Bildiğin bileli bulaşık yıkamak görevi onun. Ben çıkıyorum hayatım. Gelirken bir şey istiyor musun? Evet. Bulaşık makinesi. Kocaman sanayi tipi. Canım kocam. Kız! Bela! Ya şu değneği doğru düzgün tutsana. Şöyle sıkkı sıkkı. Yeni gelinin tuttuğu gibi tutma. Afet, tak kız öğretiver şuna. Ver şunu ver. Çek şuradan. İlk önce böyle oturacaksın öyle, ayaktan ayaktan olmaz. Değneği de böyle sıkı sıkı ya tutacaksın. Görüyor musun? Tamam. He. Sonra böyle pamuklara vuracaksın, çekeceksin. Vuracaksın, çekeceksin. Vuracaksın, çekeceksin. Anladın mı? Ya bundan bir şey yokmuş.
Mesele değneği tutmak bitiyor, anladım ben. Versen bana onu. Bana bak! Şuna güzelce öğretiver, tamam mı? Daha sonra da benim yatağım şöyle güzelce bir kabartın, uyuyacağım. Bu saatte mi? He! Keyfimin kahyası mısın? Sana mı soracağım? Ya, tamam, tamam. Çözdüm ben bu işi. Ah, kafam! Kız, ne yaptın? Bilmem. Değnek uçtu. Ay, ardından sen de uç, çabuk. Koş. Koyacağım. Ya, değneği verebilir misin? Al, tut. Teşekkür ederim. Rica ederim. Atlayaydı da kurtulaydık. Hamamdan nazlı çıktın sen ya. Tamam, bir ah. Tamam, ben onu hallederim. Azem, ıstıkı da hamama gidin. Hamam mı? He. Burada hamam mı var? He, yengesini götüreyim mi? He, götürün tabii. Hemen götürürüm hamama. Hadi gidelim, tamam. Pasaklısı. Oğlum, daha neyi bekliyoruz? Hamamdan davetiye gelsin sana. De haydi. Yürü git. Sırtıyor bize ya. Getir. Allah Allah. Allah'ım, ya şu güzelliğe bak. Ay, onlar çocuğu yıkana kadar ben de şöyle birazcık dinleneyim. Sonra gölünce yıkanırım ben de. Hadi bakalım, çıkaralım şu üstünü. Sık anne, ben yapacağım. Uğraştım işte, gel şuraya. Ya bana ne, bana ne? Soyunsana oğlum. Ya soyunma. Ya bana ne çizgidin? Affedeyim diye yıkıldın beni ya. Niye? Dönüyorum ben. Utanıyorum mu? Kim ben? Oğlum, o da yengem, bir şey olmaz. Ya bana ne işte, bana ne, bana ne? Ne oluyor bakayım burada? Annemin sık üstünü soyunmuyor. Nasıl soyunmuyor? Cemil, vallahi çıbartırım senin o etlerini. Gel laf dinle. Yıkanacak. Afiyet yenge yıkanıyorum. Yok artık, Afiyet yenge yıkamayacak. Bela yenge yıkayacak seni. Ben mi yıkayacağım? Evet, sen yıkayacaksın. Öğrenmiş olursun işte, fenadır. Gerek yok. Herkes kendi çocuğunu kendi kıyabilir bence. Ne yaparsın gelin hanım? Burada adet bu adet. Yeni gelin adeti. Al, yıka haydi. Kendi canım, kendi. Soyun. Haşladın yoksa evladımı? Hayır, haşlamadım. Dondurdum. Ama isteyerek yapmadım. İki eliyle bir çocuğu yıkamayı beceremiyor ya.
Ya Möteber abla, diyorum ki hazır hepimiz buradayız, şöyle sıcak sıcak bir hamam sefası mı yapsak ha? Şimdi? He. Hazır burası sıcacıkken böyle bir güzel aklanır paklanırız da. Ya böyle nasırlarım iyice sertleşmiş de iki topuk taşına süttüreyim diyorum. Haydi o zaman, ben gidip peştemalları getireyim. Hayırdır yeni gelin? Neredeysin? İşte yıkanacağız ya, onun için ben de çıkartayım. Ah canım benim ya. Yalnız sen de yok. Biz yıkanacağız. Anladım. Çıkayım, uygun bir zamanda gelir yıkanırım. Yalnız yeni gelinler hamamda yıkanamıyorlar. Nerede yıkanırlar? Odamdaki çağda. Çağ? Çağ. Bir nevi duşakabin yenge. Ben oraya gideyim o zaman. Nereye gidiyorsun ya? Yani geldi. Çağ atlamaya ya da çağ atlamaya. Hop. Hiçbir yere gidemezsin. Niye? Önce bizi yuvacak da ondan. Sen de en az onun kadar güzelsin.